Arkadaşlar merhaba. Bakteriler, canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılmasında bakterilerle devam ediyoruz. Geçen videoda söylediğim şeyi size tekrar etmek istiyorum. Bakteriler çok fazla çeşitli, çok önemli. Biyolojinin konusu olarak da çok önemli canlı gruplarıdır. En fazla çeşide sahip, durum fizyolojik olarak da farklı özelliklere sahip önemli canlı gruplarıdır. Test sorularında da, sınav sorularında da karşınıza çıkacak. Lütfen bütün özelliklerini kavramaya ve anlamaya çalışın. Şimdi geçen videoda bahsettiğimiz canlıların, bu bakterilerin solunum şekillerine göre sınıflandırılmasında oksijenli solunum yapan gruplardan bahsettik. Yani oksijenli solunum yapan bakteriler var dedik. Şimdi solunum için şöyle bir tanım kullanmıştık. Solunum ATP'nin üretildiği bir yaşamsal olay, bir metabolik olay. Bu metabolik olayda amaç ATP üretmek ve canlının ihtiyacı kadar ATP üretmek. Ne fazlası ne de azı. Bu yüzden her canlı grubu kendi ihtiyacına göre ATP üretir. Şimdi bakterileri düşünün. Tek hücreli bir canlıdan bahsediyoruz. Hücre zarı var. Hücre etrafında çeperi var. Bazılarında duvarı var. Ondan bahsetmiyorum. Burada DNA'sı serbest halde ve yuvarlak halde bulunan bir bakteriden bahsediyoruz. Bu bakterinin ATP'ye ihtiyacı azsa ona göre anatomik özellik kazanmıştır. Yani sitoplazmasında solunumu gerçekleştirir, ürettiği ATP'leri de yaşamsal olayları için kullanır. Ama bazı canlı gruplarında ATP'ye daha çok ihtiyaç var. Bazı bakteri türlerinde de öyle. Mesela bir bakterinin hareket kabiliyeti varsa veya daha farklı büyüklükte bir bakteri ise diğerlerine göre, o zaman ATP ihtiyacı artar. Peki ATP ihtiyacı arttığında ne yapması lazım? O zaman ATP'yi üretecek bir yol, daha fazla üretecek bir yol keşfetmesi lazım. Ne yapsın? Oksijensizden oksijenliye mi geçsin? Hayır. Zaten oksijenli solunumu yapıyor. Burada yapacağı şey aynı bizim mitokondrimizde olduğu gibi. Mitokondriyi hatırlatayım size hücre konusundan. Bir organeldi biliyorsunuz mitokondri. Çift zarlı bir organeldi. Dış zar düz, içeriye doğru bakan zar kıvrımlara sahipti. Şu şekilde bir kıvrıma sahip organelden bahsediyoruz. Şöyle. Şimdi baktığınızda bu kıvrımların olma amacı neydi? Elektron taşıma sistemi elemanlarını, proteinlerini bulundurmak, yüzey alanını arttırmak ve buradaki elektron taşıma sistemi elemanlarını daha fazla bulundurduğunda daha çok ATP üretebilmek. Şimdi bu bir organel, mitokondri organeli. Bakteri de buradaki mantıkla, yani hücre içerisindeki zarının kıvrımlar yapmasını sağlayarak şu haliyle, bakın bir organel değil ama zar içeriye doğru sanki buradaki mitokondrinin iç zarı gibi davranıyor. Kıvrımlar yapıyor ve hücre zarından bahsediyoruz. Hücre zarı bu kıvrımları yapıyor. Bu kıvrımlarda elektron taşıma sistemi proteinlerini bulunduruyor ve gerekli olan ATP'nin burada da üretilmesini, O2'li solunumda üretilmesini sağlıyor. Şimdi buradaki kıvrımların özel bir adı var. Buradaki kıvrımlara mezozom deniyor. Peki buradaki mitokondrideki karşılığı ne? Mitokondrinin buradaki kıvrımlarına ne isim veriliyor? Ben size soruyorum. Evet, krista ismi veriliyor. Bu içerisindeki dolgu sıvısına da ne deniyordu? Matrix deniyordu. Gördüğünüz gibi bu mitokondri organelinin iç zarının kıvrımlarına krista deniyor. Bunun bakterilerdeki, daha basit canlılardaki hücre zarının yaptığı kıvrımlarına da mezozom deniyor. Demek ki anatomik olarak mezozomla ve krista aynı amaç için oluşmuş iki tane yapı. Tekrar söyleyelim. Oksijenli solunum yapabilen bakterilerde solunum enzimlerini taşıyan mezozom denilen bir hücre zarı kıvrımı bulunur. Bu yapı ökaryottaki mitokondri ile benzer görev yapar. Şunun ayrımını lütfen yapın. Mezozom bakterinin hücre zarından oluşur. Bakterinin
hücre zarından oluşur. Krista ise mitokondrinin iç zarından. Böyle bir soru gelebilir. Mitokondrinin iç diyelim buraya. İç zarından meydana gelir. İç zarından meydana gelir. İkisi arasındaki farklar belki karşılaştırılır. Bugüne kadar rastlamadım ama eğer yapılırsa güzel de bir soru olur. İki zar, iki yapı arasındaki benzerlik. Şimdi geçici aerob ve geçici anaerob bakterilere fakültatif bakteriler adı verilir. Bu genel bir isimdir. Hani her iki ortamda da yaşayabilir anlamında kullanılır. Fotosentez yapan bakterilerde klorofil pigmentleri bulunur ve bu pigmentler ya hücre zarında bulunabilir ya da sitoplazmada bulunabilir. Bu iki yerde de bu enzimler de sitoplazmada bulunabiliyor. İki yerde de rastlanabiliyor. Şimdi dikkat edin. Fotosentez yapan bakterilerde klorofil var. Peki fotosentez yapan bitkilerde ne var? Kloroplast. İkisini birbirine karıştırabilirsiniz. Aynı mitokondride yaptığımız gibi. Burada da bir benzerlik hikayesinden bahsedelim. Kloroplast organeli biliyorsunuz nedir? Fotosentezin gerçekleştiği organeldir. Çift zarlıdır ve içeride bir zar sistemi daha vardır. Tilakoid zar deriz biz buna. Böyle bir bozuk paranın üst üste konması gibi görünen bir yapıdır. Burada bulunan yapılar. Gördüğünüz gibi buradaki zar sistemi de böyle içliğin için örmüş durumda kloroplastı. Şimdi kloroplastın içerisinde bulunan bu zarların üzerinde klorofil pigmentleri bulunur. Onu da buradaki şeye konuyla bağlantılı olarak yeşil çizeyim. Bakın yeşil yeşil buradaki zarların üzerinde klorofiller bulunur. Ama bu yapının adı nedir? Kloroplast. O halde biz ne diyoruz? Fotosentezin gerçekleştiği yer bitkide kloroplasttır, organeldir. Peki bu işi bir bakteri yapıyorsa, bakteride bu durum nedir? Bakteri yapıyorsa hemen bakterinin ilkel halini çizelim. Bir çeper var dedik. Bir hücre zarı var dedik. Onun içinde organel yok. DNA serbest halde, RNA'sı var. Ribozomları var dedik. Fotosentez nerede yapılıyor? Fotosentez burada serbest halde bulunan klorofillerde yapılıyor. Serbest halde dediğim şey organel dışında, hücre zarında veya sitoplazmada bulunması. O halde dikkat edin. Ökaryot canlı olan bitkide fotosentez, besin üretme işlemi kloroplastta ve onun içindeki klorofillerde, bakterilerde de bu durum sadece klorofil olarak isimlendirilen renk pigmentlerinde gerçekleşiyor. Bakteriler şimdiye kadarki süreçte hep anatomik yapısından, fizyolojik özelliklerinden bahsettik. Bir de bu bakterilerden kurtulma yöntemlerimiz var. Çünkü biz bakterili bir besin yemeyi çok sevmiyoruz, tercih etmiyoruz. Bizim için zararlı olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de çeşitli işlemlerden geçiriyoruz kullanacağımız şeyleri. Mesela kullanılan malzemeleri bakterilerden arındırıyorsak sterilizasyon yapıyoruzdur. Besinlerin bakterilerden arındırılması işlemine de pasteurizasyon işlemi, pasteurize sütler var mesela. Yediğiniz şey pastörize olmuştur. Ama siz ne yaparsınız? Ellerinizi sterilize edersiniz veya bu çubuğu veya bu kalemi sterilize et dersiniz. Pastörize et demezsiniz. O halde bu iki kelimenin de farkını günlük hayatımızda bilerek kullanalım. Eğer malzemeden bakterileri temizliyorsak sterilize ediyoruzdur. Eğer besinden onu yok ediyorsak, temizliyorsak pastörize ediyoruzdur. Bilgisini paylaşayım. Peki bu bakteriler gerçekten kötü mü? Ne işe yarıyorlar? Her zaman kötü değiller. Bize fayda sağladıkları kısımlar da var. Neler var mesela? Burada gördüğümüz gibi benim burada yazdıklarım çok azı. Çok daha fazla işe yarıyor. Ben biraz daha toparlayıp bir araya getirmek adına böyle yazdım. Ne işe yarıyorlar mesela? Fotosentez yapan bakteriler
atmosferdeki oksijen miktarını artırırlar. Hatta bitkiler oluşmadan önce atmosferdeki oksijenin birikmesinde bakterilerin ve alglerin çok çok önemi olduğunu, bitkilerden çok daha önemli bir rol aldığını biliyoruz. Böyle bir tespit var. Bu nedenle fotosentez yapanlar atmosferdeki oksijen oranını artırıyorlar. Madde döngüsünde görev alırlar. Madde döngüsünde görev almalarını bahsetmiştik hatırlarsanız. Kemosentez yapanlar, kemosentetikler azotun madde döngüsüne katılmasında, nitrit, amonyaktan nitrit, nitrat haline dönüşmesinde görev alıyorlar. Böylelikle canlıların kullanabileceği forma çeviriyorlar. Aynı zamanda buradaki saprofit bakterilerde ayrıştırıcı olarak görev alıp yine maddelerin farklı temellerine dönmesini sağlayacak şekilde ayrıştırma gerçekleştiriyorlar. Bizim için madde döngüsünde oldukça önemli bir görevleri var. Zaten şu ikisi hayati önem taşı. Olmazlarsa yaşamın ve canlılığın olmayacağı anlamına geliyor. Bu yüzden bizim bakterilerle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Başka ne yaparlar peki? Biyolojik mücadelede kullanılıyorlar. Biyolojik mücadelede özellikle tarımda kullanılırlar. Tarımda kullanılmalarını da şöyle düşünebilirsiniz. Bazı bitki zararlılarına zarar verecek bakteri grupları var. Örneğin tütün bitkisine bir böcek dadandı. O böceği de öldürecek bir bakteri grubu var. Şimdi bitkiye zarar vermiyor bakteri ama böceği öldürüyor. Tam da benim istediğim şey biyolojik mücadele. O böceği öldürecek bakterileri tarlaya salarsanız böcekler ölür. Böylelikle sizin ürettiğiniz bitki de kurtulmuş olur. Buna biyolojik mücadele deniliyor. Bunun dışında son zamanlarda bizim parlayan yıldızımız biyoteknoloji. Ne yapıyoruz biyoteknolojiyle? Genlerin naklinde bakterileri kullanıyoruz. Çünkü kolay kullanılabilir bir DNA'ya sahip. Kesmek, yapıştırmak, eklemek daha kolay. Özellikle plazmitlerini kullanıyoruz. Bakteri plazmiti. Plazmit ne demekti hatırlayalım mı? Plazmit bakteri hücresinde merkezi DNA'dan farklı DNA, küçük DNA halkalarına plazmit deniyordu. Şöyle hatırlatalım. Bu küçük DNA halkalarını gen nakillerinde kullanıyoruz. Neden gen nakli yapıyoruz? Çok mu çılgınız? Her birimiz bir bilim insanı mıyız? Birçoğumuz aslında şurada kullanılıyor. Sağlık sektöründe hormon üretimi kendi bünyesinde yeterli olmayan insanlar var. Ve hastalıklara yakalananlar var. Bu nedenle hormon üretiminde biyoteknolojide bakterileri kullanıyoruz. Antibiyotik üretiminde onları kullanıyoruz. Çünkü antibiyotik başka bir bakterinin ürettiği bir salgı. Kendi ürettiği salgıyla başka bir bakterinin tedavisinde kullanılıyor bakteriler. Serumların yapılmasında ve aşıların üretiminde, kanser tedavisinde, kozmetik bazı ürünlerin üretilmesinde bakterilerden faydalanıyoruz. Ve bir diğer önemli nokta. Bazı canlılar ile simbiyotik yaşarlar. Simbiyotik yaşam demek birlikte yaşam demektir. Birlikte yaşarlar. Şimdi birlikte yaşayan bakteriler ya fayda sağlıyordur canlıya, üzerinde bulunduğu canlıya fayda sağlıyordur ya da zarar sağlıyordur. Biliyorsunuz parazit olanlar ne yapar? Canlıya zarar verir. Parazit bakteriler orada veya kötü son madde üretenler canlıya zarar verirler. Burada biz tabii biyolojik öneminden bahsettiğimiz için bize olumlu payda sağlayan, olumluları, faydalıları düşünüyoruz. Faydalı olan durumlarda nelerdir? Faydalı olan durumlarda mesela bizim bağırsaklarımızda yaşayan ve vitamin üretiminde bize destek veren bakteri grupları. Ürettikleri madde bizim için önemli bir vitamindir. Özellikle K vitamininden bahsediyoruz. K vitamininin burada bağırsaklardaki bakteriler tarafından bize yardımcı oluyor olması oldukça önemli. Aynı zamanda bakteriler selülozu sindiren bakteriler de olabilir. Onlar da otçulların bağırsaklarında bulunur ve böylelikle onların
oradaki selülozu sindirmesinde, nişastayı sindirmesinde görev alır. Bu nedenle de birlikte yaşadığı, simbiyotik yaşadığı canlıya artı değer kazandırır. Peki başka nerede kullanıyoruz? En çok kullandığımız yerlerden bir tanesi gün içerisinde güncel olarak bizim sürekli karşımıza çıkan sütün yoğurda dönüştürülmesi veya peynire dönüştürülmesinde bakterileri kullanıyoruz. Eğer bakteriler olmazsa sütten yoğurt olması veya peynir olması gibi bir durum söz konusu değil. Zaten biz bunlara fermente ürünler de diyoruz. Yani bakterilerin yaptığı oksijensiz solunumla orada bahsettiğimiz son ürünlerin çıkmasıyla bize faydası olan bir işlemden bahsediyoruz. O halde sütün yoğurt veya peynire, glikozun da etil alkol veya sirkeye dönüştürülmesinde kimlerin rolü var? Bakterilerin oldukça önemli rolü var. Burada gıda sektöründen, bakın alkol üretiminden ve sirke üretiminden bahsediyoruz. Aynı şekilde yoğurt veya peynirin de üretilmesinde etken olan bakteriler oldukça önemli. Bir diğer bakterilerin içerisinde bulunduğu durum ise biyoremediasyon. Bu son zamanlarda kazanımlarımız içerisine girmiş bir kelime. Aslında bu kelime kazanımlara son yıllarda girmiş olsa da hayatımızda her zaman var olan bir biyolojik süreçten bahsedeceğiz. Su gibi, hava gibi, toprak gibi kirleticiler, yani buradaki suda, havada ve topraktaki kirleticilerin mikroorganizmalar ile zararsız hale dönüştürülmesi. Mesela petrol yiyen, plastik yiyen bakterilerin bulunması, burada o bölgenin temizlenmesi biyoremediasyon olarak isimlendiriliyor. Buradaki mikroorganizmalarda işte kimler? Bakteriler. Bizim bildiğimiz bakterilerden bahsediyoruz. Dikkat edin, şimdiye kadarki süreçte hep hayati olaylardan bahsettik. Ya fotosentez yapması, oksijen üretmesi, madde döngüsünde yer alması, biyolojik mücadelede kullanılması, biyoteknolojide kullanılması. Şimdi özellikle şuradaki süreçte biyoteknolojideki gelişmelerde işte GDO, gen aktarımı, klonlama, bunların tamamı bilimsel araştırmalar. Araştırmalar sonucunda işte bizim insanlık için faydalı olabileceklerini geliştirdiğimiz ama zararlı olabilecekleri de elediğimiz süreçlerden bahsediyoruz. Fakat şuradaki bakterilerin kullanıldığı biyoteknolojik durumlardaki ilaç üretme veya hormon üretme, serum aşı, bunların hepsi nedir? İnsanlık için faydalı olan ürünleri üretmektir. Bunları üretmede bakterilerin üretilmesi, bakterilerin kullanılması bizim için oldukça ekonomik anlamda değerlidir. Ekonomik anlamda. Şuradaki gen naklinde kullanılmaları biyolojik anlamda önemlidir. Veya biyolojik demezsiniz de buraya ne dersiniz? Bilimsel alanda önemlidir. Belki böyle bir ayrım size sorulabilir. İşte bakterilerin şurada kullanılması hangi faydaya hizmet eder? Hangi faydanın içeriğindedir diye sorabilirler. Buradaki ayrımı böyle ayırabilirsiniz bilimsel ve ekonomik olarak. Aynı zamanda hani biz dışarıdan desteklemesek de doğal süreçte bizde olan gruplar var. Bizim onlarla simbiyotik olarak yaşadığımız. Biliyorsunuz son dönemlerde İkinci beynimiz bağırsaklar, aslında gerçek birinci beyin bağırsaklar diye bir sürü yayın okuyorsunuz ve haber görüyorsunuz. Birçok doktorumuz bundan bahsediyor. Eğer bağırsaklarınızda problem varsa bütün her şey sorunludur diye. Peki bağırsaklarınızda gerçekten sizin bağırsağınızdan mı bahsediyor? Oradaki bakterilerin sayısından mı bahsediyor? Bakterilerin sayısı tabii ki çok önemli. Orada var olan bir yaklaşık 3 kiloya yakın bir bakteri olduğu söyleniyor toplam ağırlık olarak. O bakterilerin iyi huylu ve kötü huylu olmaları, yani iyi son ürünler ve kötü son ürünler üretmeleri bizim için önemli. Ve oradaki iyi bakterilerin çoğalarak sağlık ve bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği söyleniyor. Bu nedenle simbiyotik yaşam kısmı da bizim için oldukça önemli bir madde.
Ve besin gruplarında bunu kullanıyor, bakterileri kullanıyor olmamız oldukça önemli. Mesela burada yazmadım ama kefir de son zamanların oldukça önemli gıdalarından bir tanesi. Sadece kefirle doyan insanlar, kişiler var. Bu nedenle bakteriler burada da oldukça etken. Ve tabii ki temizleme, çevrenin temizliği, kirliliğin azaltılması. Demek ki biz bakterileri ne kadar ilkel gruptur, ne kadar şöyledir, böyledir desek de mutlaka hayatımızın bir bölümünde bulunduruyoruz, varlar ve oldukça önemliler. Bu nedenle bakteri konusunu ben birkaç videodur size anlatıyorum. Önemli olduğu için anlatıyorum. Lütfen siz de aynı önemi gösterip çalışın. Size bu tekrarlarınızda kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.